Babam girdi, artık şu anda girdi. Evet. O fotoğrafta bundan 39 yıl, 37 yıl önce, 38 yıl önce İzmir Fuarı'nda. Biz çünkü babamın da annemin de doğum günlerinde hep İzmir Fuarı'na denk gelirdi. Sahnede kutlardık, oyun biterdi. Çok keyifli ya. Çiçek yaptırdık, pasta yaptırdık, hediyeler alırdık, sahneye çıkardık. Hep İzmir Fuarı'nda kutlardık. Şimdi maalesef İzmir Fuarı da eski İzmir Fuarı şimdi değil. İzmir eski İzmir değil, efendim fuarı bırakın. Babadan... Ya İzmir gene eski İzmir de. Ya, yani güzel İzmir. Güzel İzmir de. Fuar maalesef bitti. Artık da bir sahne kutlama şansımız yok. Bu sene de senin programında kutlamış olduk. Canım benim burada, ya. Necat babayı burada bundan çok tabii ki babaya bakan annemiz var. Sürekli annemiz başında. Allah uzun ömür versin. Annemize anne sevgiler, de anne, saygılar, ellerinden öpüyoruz. Aynen, bizler bir elimizden geldiğince beş kardeş bakmaya çalışıyoruz ama tabii annemiz gibi olmuyor. Başka. Tabii. Şöyle bir şey var mı? Kadın hem siz doğuruyor hem de efendimiz sahnede. Sahneyi de bırakmıyor. Tabii canım, sahnede babayı çalışıyor. Sahnede bile yalnız bırakmıyor. Aynen, sahnede, gişede, her yerde yani. Çok güzel, sahnede, gişede. Tabii tabii, eskiden o öyleymiş yani ya. Turneye bir çıktığın zaman. Abi aşk da böyle bir şey. Hem meslek aşkı hem aşkın aşkı yani. Öyle başka bir aşkın aşkı. Ya ne bileyim işte, söyledim içimden. Ben anlamadım ama anlıyormuş gibi yaptım ben de. Aa, sineğimiz de geldi. Tamam evet. Oldu. Hakikaten çok zor koşullarda büyütmüş bizleri. Beş kardeş, babam beşimize bedel. İşte turnelerde. Mesela turne otobüsü durduğu zaman önce dekorlardan önce çocuklarla ilgili şeyler, karavanalar inermiş. Çünkü yemek yapılırmış o karavanalarda. Bütün ekip orada yermiş. Annem yaparmış onların yemeklerini falan filan. Çok zor koşullarda. Zor koşullarda ama upuzun ve bana göre hani Türk tiyatrosu adına da, tiyatro severler adına da son derece böyle sağlam bir çizilmiş hayat. 85 yaşında Necat babayı. Allah ömür versin. Yeni doğum gününde amin. Allah uzun ömür versin amin, diyerek amin. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Itır abla, şimdi gelelim Aşk-ı Memnu'ya. Siyah beyaza döneceğiz. Ya. Rahat olalım. Aşk-ı Memnu'ya gelelim. Şimdi yıllar önce yine siyah beyazlı dönemlerde 6 bölüm çekildi sanıyorum. 6 bölüm. Ve TRT'nin ilk yerli dizisiydi. İlk TRT'nin ilk draması, evet. İlk dramasıydı. Şimdi burada aslında sen Bihter olarak tercih edilmişsin ama daha sonra evet. Seni bir Nihal yapmışlar. Aynen öyle oldu. Daha doğrusu beni Bihter olarak çağırdı Tekin Özertem. Sevgili Tekin Özertem, buradan sevgilerimi yolluyorum Tekin abime. Tekin abiye sevgiler. Öyle beğenmişler. Bir derginin kapağında çıkmıştı benim fotoğrafım. Haftalık bir gazetenin yayınlanan hafta sonu dergisinde. Beni çağırdılar ama Halit abi, Müjde'yi de Nihal rolü için çağırmışlar. Ben gittiğimde tabii ben 40 kilo kadar bir kız, sarı saçlı şöyle. Çelimsiz, içe kapanık, çelimsiz, sürekli radyodan, kulağı radyoda olan. Aynen öyle bir kız. Beni Halit abi görür görmez sen Nihal'sin dedi. Ama Nihal olmak o kadar kolay olmadı. Yani Müjde'nin Bihter olması kadar kolay olmadı. Niye, Behlül Misalet Güney olduğu için mi? Hayır. Birkaç tane daha Nihal adayı vardı. Öyle mi? Kimler var? Tanıdığımız var mıydı? Tanıdığınız yok herhalde. Ha. Bilmiyorum. Ben o seni görmedim. Tanırdık zaten şu anda. Bilemiyorum onları ama bir film, deneme filmi çekildi hepimize. Onların arasında beni başarılı buldular ve ben Nihal rolünü peki, kaptım. Peki Bihter olsaydın işler daha mı değişik olurdu acaba? Çok Bihter'e uygun değildim yani. Hem fizik olarak hem yaş olarak yani görüntü olarak. Bihter böyle daha böyle daha mı dolu dolu? Daha kadın kadın. Hatırlıyorum canım. Kadındı. Unutur muyuz? Müjde tabii evet, çok daha, da güzel oynadı. Doğru. Doğru. Daha kadın. Çok da güzel peki, oynadı. Şey çok güzeldi Müjde. Salih Güney mi? Kıvanç Tatlıtuğ. Sen niye laf aldın ki? Belki biz hazırladık. Pardon ya, ben de sen niye rol çalıyorsun ya? Hiç şike yok çünkü önce verdim soruları. Programdan önce verdim soruları. Tam yerine sordun, teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Ben bir eşeklik yaptım ya. Salih Güney abi. O zaman milli takıma kimleri alırız? Peki bir telefon bağlantımız var. Alalım hemen. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ömer ikinci. Amerika. Evet efendim, New York'tan arıyorum. Hoş. Önceki konuklarınızı tekrar hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. İyi abi, hava nasıl? Hava nasıl oralar? Hava çok güzel New York'ta. Bugün biraz hafif serin yani. Dün, evvelsi günler biraz daha sıcaktı. İstanbul'da biraz hafif öyle. Serin bir ama güzel bir hava var. Ekonomi nasıl oralarda? Bugün kulağımız oradaydı ya. Biraz ekonomi bilincin. Biraz kötü. Cumhuriyetçiler biraz Obama'yı zor duruma koydular. Biraz sıkıntılı zamanlar geçiriyor Obama. Çok iyi şeyler yapmaya çalışıyor fakat maalesef önümüzdeki 10 senede pek iyi olmayacak gibi gözüküyor. Abi ne yapayım? Amerika'dan birini bulunca bizzat ilk ağızdan sormak evet. istedim. Teşekkür ederim. Sizin bir sorunuz var mı Ömer Bey?
Tabii efendim. Uygur kardeşlere var. Şimdi burada Türk tiyatrosu bilmiyorum ne kadar takip ediyorlar ama çok ciddi bir açılım içerisinde. Ciddi atılımlar yaptılar. Son geçtiğimiz yıllarda Broadway'de özellikle işte Kanlı Niger'le başlayan, ondan sonra Hissili Harikalar Kompanyası, Keşan El Destan gibi birçok oyunu kapalı kişi oynadılar. Yani çok ciddi 3-4 kişilik salonlara oynadılar. Kendilerinin böyle bir projesi var mı, böyle bir düşüncesi var mı, bir komedi oyunu olabilir, bir müzikal olabilir. Öyle bir hayalleri var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü çok görmek ve izlemek isterim kendilerini. Broadway'de değil mi? Biz de görmek isteriz. Evet, Broadway'de kesinlikle. Öyle bir düşünceleri var mı? Yoksa hani şu an için yok mu? Çok Ömer İkinci çok teşekkür ediyoruz. Amerika'ya çok sevgilerimizi iletiyoruz. Siz arıyorsanız, size biz arıyorsak da çok yazıyor. İyi akşamlar. Buyurun. Güzel. Teşekkür ederiz. İki sene önce mi gidecek? Var. Hayır, bu kışta konuştuk. Broadway'de değil ama Amerika'da. Sonra Amerika Zeki amcamla ilgili bir şey anlatacağım. Birkaç yerde, Türklerin yoğun olduğu yerlerde bizim işte geleneksel tiyatromuzu tanıtan, hatta birkaç oyunda gidip oynama niyetimiz vardı. Yıllar hatta önce babam gitmişti. Bir hazırlığı da oldu bunun ama ondan sonra kaldı. Çok çok istiyoruz. Biz yurt dışında zaten turne yapmayı çok seviyoruz. Söz açılmışken mesela bu kış Gümülcine ve İskeçe'de oynadık. Ne oynadınız? Hangisini oynadınız? Tuhaf İkili'yi oynadık. Komedi oynadık. Tuhaf İkili'yi yeni oynayacaksınız daha ya. Yok, geçen yıl oynadım. Peki bu komedi oynadık. Önümüzdeki günlerde oynayacağımız oyun. Şimdi uzun turnemiz var ama en yakın 12'sinde Bursa'da oynayacağız. Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda Tuhaf İkili'yi oynayacağız orada. Yine mi Tuhaf İkili'yi oynayacaksınız? Abi çok iyi iş yapıyor. Ne İyi yapayım? Tamam o zaman. Çok komik bir oyun. Pardon, Broadway'e geldim. Amerika'dan biletleri satılıyor onun şu anda. Verir mi telefonu? Nerede veriyor? Bir şey açık mı? Açık. Şu saatte. Tabii bir cep numarası size vardı. Onu vermiştik ama. Tamam verir şimdi. Dur. Ufuk Bey. Evet, eğer ulaşmak istiyorsanız gişedeki adamın numarası 0541-807-0267. Ayrıca şehir fırsatlarında. Ya ama dur bir dakika ama. Ya. Recai abinin ismini verdik. Daha ne yapacağız? Gümülcine ve İskeçe'de oyun. Buradan da Gümülcine başkonsolosumuza sevgi ve saygılarımızı çok yakından ilgilendi. Muhteşem oldu. Zaten Almanya'da sürekli oynuyoruz. Amerika'dan da teklif. Broadway diyoruz bayım. Abi Broadway'de oynamak biraz zor. Şimdi işin gerçeği bu. Yani adam gidiyor olimpiyatlarda gidiyor. Madalyayı alıp geliyor. Zor demiyor da. Siz ne oldu yani? Bin yılın tiyatrosu. Amerika'yla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Anlat dur. Amerika'yla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Hep anekdotları var ya. Ya tabii Amerika'yla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Amcam Amerika'da beyin cerrahı. Zeki amcam evet. Zeki amcam. Öyle mi? Babamın bir yaş büyüğü. Abi, Zeki amcamı biraz anlat ama. Şöyle anlatacağım. Es geçmeyelim. Zeki amcamı sen anlat, ben olayı anlatayım. Zeki amcam çok önemli bir beyin cerrahı Amerika'da. Üç tane hastanenin. Hatta bu Al Pacino'nun bir filmi var. Serpico diye bir filmi varmış. Hı hı. Serpico gerçek hikayeden alınma bir filmdir. Biliyorsunuz o mafya, Serpico bir polistir. Mafya vuruyor, beynine kurşun giriyor. Kimse ameliyat edemiyor. Zeki amcama getiriyorlar Serpico'yu. Ve amcam ameliyat ediyor. Ameliyatta onu tedavi eden amcamdır. Filmde ve kitapta Zeki Uygar diye geçer. Uygur diye geçmez. Hakikaten oradaki bütün Türklerin çok yakından tanıdığı çok değerli bir insandır. İsmiyle müsemma Zeki işte. Zeki Ayhan Uygur. Ama işte gene de soyadı Uygur olduğu için şöyle esprili tarafları var. Süheyl anlattı. Bunu da geçenlerde annem anlattı. Şimdi Amerika'da tıp balosuna gidecek Zeki amcamla yengem. Yengem ayağa kalkabilir miyim yönetmenim? Tabii ki kalkabilirsin. Ne saygılı adamsın ya. Çok teşekkür ederim. Amcasından bahsederdim. Yengem tuvaletini giyiyor. Neyse uzatmayalım. Derya'ya arkanı döndün ama. Amcam smokingini giyiyor. Tam kapıdan çıkarlarken akşam 8 falan gibi kavga ediyorlar. Tartışıyorlar. Yengem diyor ki sen git diyor, ben diyor gelmeyeceğim diyor. Amcam da gidiyor şeye tıp balosuna. Gece saat 3-3.30 gibi amcam geliyor. Kapıyı çalıyor. Yengem kapıyı açıyor. Amcam sarhoş. Yengem diyor ki Allah kahretmesin diyor. Koskoca doktor diyor, yakışıyor mu sana diyor. Zıy zımla içmesin, kokuyorsun mokuyorsun. Kapında kavga olurken bir anlamda bir şey oluyor. Zeki amcam evin içinde kalıyor. Yengem kapının dışında kalıyor. Yengem kapıyı çalıyor. Amcam kapıyı açıyor. Yengeme böyle yapıyor. Bu saatten nereden geliyorsun? Ya aile boyu işte böyleler ya. Muhteşem, muhteşem. Peki evet 23.30 itibariyle konuşmaya başladık ve hakikaten birbirinden samimi yanıtlar geliyor. Bakalım manşetlere ne çıkmış? Bakalım. Manşetlerimiz geliyor. Evet. Süheyl bilmiyor bunu. Orkestramız var yukarıda rejide gördüğünüz gibi. Tuş atıyor. Itır Esen, çocuklarımdan sonra hayatımın anlamı Beşiktaş. Kendisine sorsak Beşiktaş da der. Yani sonra evet. K'yi de koyuyoruz. Süheyl Uygur, açıklıyorum saçlarım boyalı. Esat Uygur susmadı gördüğünüz gibi. Ondan bir sürü manşet çıkarttık. Çok şanslıyız. Çocukluğumuz büyük ustaların arasında geçti.
Büyüklerimden önce duşa girmemeyi Fatih Terim. Fatih Terim hocanın fırçasıyla öğrendim. Az önce Mesut'un soracağı soruyu ben sordum. Efendime söyleyeyim. Neydi? Kıvanç Tatlıtuğ mu? Salih Güney mi? Salih Güney mi? Onun sorusu yanıtını birazdan alacağız. Ve Derya Büyükoncu dedi ki yüzme hep bir adım önde. Sonrasında da Survivor geliyor dedi. Derya Büyükoncu'ya hemen soracağım. Birçok konuda Türkiye'nin hala ilk Türk yüzcüsün. Hangi konularda ilkin var abi? Muhtemelen benim başardıklarımın %95'i ilktir. Öyle muhtemelen. Mi? Mesela 5 tanesini saysan. Çok olunca unutuyorum. Evet, tabii bir sürü var. Dünya Şampiyonası madalyası, Avrupa Şampiyonası madalyası, rekoru, Akdeniz Oyunları rekoru. Adam çöktü gandı. Öyle atsaydı. Sen götürdün. Sen 5 oldu abi çok azalmıştı. Adam kız ne? Vallahi bir sordu söyledim ne? Çok bir şey. Broadway'e gitsin İngilizce yok ki zaten. Yok ki abi. Mecbursun. Şimdi şu Amerika'dan bahsederken, gitmeden bahsederken Derya'yı zaten topun içine almak zorundaydınız abi. Vallahi ya. Yani Amerika'yı biliyor adam yani. Bir Broadway'de bir şey çıkar mı? Beklerim. Oynar mısın tiyatroda? Oynarım. Valla. Siz de oynarım yani. Hadi bakalım ya Broadway'e. Broadway'e gelin gidiyoruz. Tamam beraber oynarız. Tamam. Oyunu da şey yapalım. Biz iş konuşabiliriz değil mi? Kendi aranızda halledeyim. Ben Utra ablayı konuşurum burada. Tamam. Ama en azından şunun sözünü aldınız. Derya oynayacak oyununuzda. Tamam valla. İyi bir şeyle gidin. Yani bu tuhaf üçlü olsun. İkiliyi üç yapın falan bir hani şey yapalım. Tamam kötü olduğunu oldu. Biliyorum. Bak ya fark etmek de iyidir. Bakışlarımız. Evet, ve komik fotoğraflara geldiği sıra bakalım şu saate kadar ne tür komiklikler çıkartmışız. Fotoğraflarımız geliyor. Ha? O ne be? Ne ya? Öndeki kim? Öndeki kim abi? Derya mı? Derya mı? Hayır ya. Abi Derya'nın neresi orası? Ama abi bizim oyunun afişi böyle olsun işte. Tamam abi ya, tuhaf güçlü. Hakikaten mafya tuhaf gibiyiz güçlü ya burada. Abi böyle enteresanmış ama ya Derya sana o ceketle ve pala bayağı iyi gider abi. Derya bak tiyatroya başlayalım. Şu senin fotoğrafı seslendirsen abi. Abi ne? Mesela öyle kaçarken nasıl ne konuşuyorsun? Yani seslendir biz de arkandan seslendir. Dur Derya kaçma geliyoruz. Esra takip et. Lan adam yüzücü ama hızlıdan koşuyor. Nereye gidiyorsun lan? Atletizm yapmış bu. Beni yakalayamazsınız. Enfes güzel. Gayet iyi oldu ilk tiyatro dönemimiz. Evet sıradaki fotoğrafa geçiyoruz. Oho sen bildiğin Serpico diyordunuz değil mi? Evet abi. Bu Rafiki modeli işte bu. Hani bunu da hep beraber Scarface seslendirelim. Bu da Scarface seslendirelim Mesut abi. Mesut senden başla. Derya bayağı da boylu postlu bir adamsın. Vallahi zor tutuluyorsun ha. Derya. Beni niye yakaladınız? Çok güzel, çok nettir yani. Soruların nettir. Buyurun efendim. Ben o kadar kaçtın yakalayacağız tabii. Keriz keriz durma orada, akıllı ol. Ben zaten öyle sorumda pıs pıs oturma, durma lan, manyak mısın? Akıllanıyorum. Evet, sıradaki fotoğrafı aldım. Gayet güzel oldu. Hadi bunu seslendirelim. Vay be. Enfes de. Vallahi orada bir fotoğraf çıkıyor. Hay hay hay. Benden bir Tarık Akan çıkarmış hakikaten. Vallahi. Sık sayı. Hani şimdi Itır Hanım'la siz konuşun. Olmuşum değil mi? Gerçekten olmuşsun. Sizin gibi atılırım. Ya bu filmi kaç defa seyrettik ya? İnsan değişmez mi? Bu mevzuya geleceğiz. Bunu sakın unutturma bana ya. Ya. İnsan değişmez mi? Maşallah, maşallah diyorum. Maşallah. Ve vuruyorum tahtaya. Evet. Hadi bakalım seslendirin gençler. Bunu Itır Hanım'la siz seslendirin. Yan yanasınız. Orada Tarık Akan'ın yerine sen olduğuna göre buyur. Itır pek çelimsizsin ya. Nedir bu şey? Omuzlar bir türlü büyümüyor senin. Zenginim ama. Babam aç bırakıyor. Ay ya. Diyet o zaman başlıyor. Zaman da bir veriyor. Derya. Benim üstümde sensin. Söyle abi. Baba sinemaya gideceğim. Para verir misin? ne oldu? Gayet güzel söyledi adam. Ben bu adamı yıllar sonra kovalayacağım. Çok güzel bir aile olmuş. Yalnız çok Süheyl orada en dikteki sensin. Ya Süheyl sen hakikaten... Ben hep böyle cüce mi kalacağım? Sen o hababam sınıfında bir çocuk vardı ya Güler Hanım. Ona benziyorsun orada. Şimdi kocaman abi oldu tabii. Oğlun yanında işte duruyor baksana. Öbür babanın kucağında tabii. Orada işte orada. Orada da kahkaha atıyor ama oğundan da küçük. İlginç. Var mı başka fotoğrafımız? Güzel aile. O iki tane daha gel. Abi burayı bana seslendirtmeyin Allah aşkına. Abi bunu sen lütfen seslendir. Ben bunu ne diyeyim abi gözünü seveyim. Konuş abi konuş. Abi hayır niye toplanmışız? Neyin son akşam savunması gibi bir şey oldu? Evet abi ya çok acayip ya. Şuraya bak. Mesut ya. Mesut. Ben de sauna tersine tepki yapıyor, su topluyorum. Öyle diyeyim bari. Derya Mesut'un yanındasın. Yani benim gene Derya'yla ben hep yan yanayız ya. Siz öyle bir kanka moduna girdiniz vallahi şimdi. Vallahi. Derya ne dersin buna? Vallahi senin yanında ben bile küçük kaldım. Vallahi bravo ya. Çok güzelmiş. Çok Süheyl tam olarak nereme bakıyorsun? Çok kestiremedim ama. Ha?
Ben hala cüce miyim? Bak adamı burada kaldı.